Monster Game Talks'a hoş geldiniz. Ben Kayra Keriküpçü. Bugün uzun yıllardır beklediğimiz Cyberpunk 2077 hakkında konuşacağız. Konuğumuz Talha Aynacı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün Talha Aynacı konuğumuz. Hoş geldin Talha. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bugün çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Hayat devam ediyor. Kolay gelsin. Ya bugün zaten ikimiz de aslında kafamızı şöyle bir Cyberpunk'tan kaldırıp, şöyle bir alt tab yapıp, hadi bir konuşalım ya falan deyip, böyle Cyberpunk gibi 77'den bir kafamızı kaldırmaya fırsat bulmuşken, biraz Night City'nin derinliklerine dalalım istedim. Nasıl gidiyor oyun bu arada? Ya evet, aslında bunu konuşmak için geldik. Oyunun biraz sunulandan daha farklı bir oyun olduğunu görmekle birlikte Night City'ye hayran kaldım. Çok güzel tasarlanmış bir şehir. İnsanı gerçekten de yutuyor. O mega kent konsepti, o geleceğin şehirleri konseptini çok güzel çıkartmışlar. Çok benzersiz alanlara sahip. Her ne kadar baktığında böyle her yer ışıltılı ve sadece binalardan ibaretmiş gibi gözükse de mekandan mekana geçiş yaparken o devasa yollar, o farklı yapılar, renkler, şehir dışındaki o Badlands bölgeleri vesairesi derken hayran kaldığım ve herhalde oyun dünyasında vardı, Mass Effect'te Citadel vardı. Onu evet. Da çok severdim. Bir o kadar beğendiğim bir şey oldu. Alan oldu diyeyim. Sanal şehir oldu. Aynen. Ya bazı çok oyunlar beğendim. Var gerçekten bu çevre tasarımıyla muhteşem etkiler yaratıyor. Ben benzer etkiyi mesela şeyde de yaşamıştım. Red Dead Redemption'da da mesela böyle bir tepeye çıkıp şöyle ufka doğru bakıp böyle o foto modla bir sürü böyle fotoğraflar çektiğimi falan hatırlarım. Keza Horizon Zero Dawn'da da benzer şey oldu. Assassin's Creed Valhalla'da da yine böyle etrafa bakıp böyle fotoğraflar çektiğimi, ekran görüntüleri aldığım çok oldu. Keza Cyberpunk 2077'de de yani foto mod zaten artık bu tür çevre tasarımına önem veren oyunlarda standart haline geldi. Şöyle bir anı duvar kağıdı gibi araya girdim ben ama. Yok aynen ya, böyle bir binanın tepesine çıkıp böyle abi manzaraya bak ya of falan deyip böyle bir 10 dakika etrafa bakındığım falan çok oldu da yani gerçekten o anlamda sana katılıyorum. Çok güzel. Şimdi o keşmekeşlik falan da çok hoş. O yerlerde çöpler, şehrin bazı bölümlerinde o nasıl diyeyim, anarşi mi diyeyim, o punklığı alıyorsun. Aynen. Giden yolunda gitmemiş, yoldan çıkmış ve oralar çok tekinsiz, oralara gitmemen gerekiyormuş. Anlıyorsun böyle. Gerçekten. Ara sokağa girince böyle girmese miydim diye. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi Cyberpunk 2077'ye direkt başlayıp, şimdi sen de ben de çok uzun yıllardır hani Cyberpunk kültürü, Cyberpunk vesaire bunları araştırıyoruz. Senin çok güzel videoların var bununla ilgili. Hani Cyberpunk 2077'ye başlamadan önce mutlaka izlenmesi gereken çok güzel içerikler ürettin gerçekten. Emeklerine sağlık. Ben de severek takip ediyorum. Bu anlamda mesela birazcık bu işi hiç bilmeyen, yani Night City'de bilmeyen, Cyberpunk'ın öncesinde bilmeyen veya Cyberpunk nedir bilmeyen ve direkt böyle oyun çıktığı gibi oyuna butonuna basıp oyuna giren insanlar mutlaka var. Bunlar için çok kısa mesela Cyberpunk nedir? Çok kısa bir özetleyebilir misin? Tabii yani seve seve. Bunu 30-35 dakikalık bir video yapmıştım ama kısa bir özetlemek gerekirse düşük yaşam, yüksek teknoloji dediğimiz süreç. Ya bunu çok amiyane tabirle nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama cebinizde 7000-8000 liralık bir telefon var. Ama minibüse biniyorsunuz, sıkış tepiş gidiyorsunuz. Yani gördüğünüz değer o cep telefonu kadar değil. Yani taşıdığınız cihaz belki de son teknoloji, yazılım ve donanımlarla size ulaştırılmış. Ama sizin sürdüğünüz yaşam, işte hayatta kalma mücadeleniz, işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. O sırada bir kalitesizlik var. Yani bilmiyorum, çok düz bir yorum oldu ama aslında buna benzer bir durum söz konusu. Artık devletlerin görevlerini yerine getiremediği, işlevlerini yitirdiği ve özel şirketlerin gücü tam anlamıyla eline aldığı ve insanı da artık bir şirketin ya zımba gibi bir şeysin şirket için. Öyle bir işlevin var. Yani bir daktilo, bir klavye, mouse kadarsın ve işin bittiğinde köşeye atılıyorsun. Öyle bir dünyadan bahsediyoruz. Bir taraftan da yüksek teknoloji diyoruz. Az önce akıllı telefon falan dedim ama cyberpunk dünyalarda sibernetik geliştirmeler olur. Evet. İşte yapay beyin bile söz konusu olabilir. Matrix'ten aşina olduğumuz, daha önce bilmediğim bir bilgiyi basit bir işlemle sanki USB'den bilgisayarına bilgi atıyormuşçasına sana aktarabilirler. Ve bu noktada aslında bilgi alışverişi ve bilgi dediğimiz unsurun da artık pek bir önemi kalmıyor. Çünkü artık bunu çok hızlı bir şekilde sahip olabiliyorsun. Kolunu geliştirebiliyorsun, beynini geliştirebiliyorsun.
Bunlar bir şey ifade etmiyor. Bunların da tabii ekonomik karşılıkları falan var. Ama toparlayacak olursak en güzel özeti yüksek teknoloji, düşük yaşam. Evet, cyberpunk kültüründe zaten hep mottodur. Böyle low life, high tech dediğimiz işte. Kesinlikle. Dediğin gibi düşük yaşam, yüksek teknoloji. Peki şunu diyeceğim. Şimdi hani senle zaten yıllardır tanışıklığımız var vesaire, sen de biliyorsun. Ben cyberpunk'ın hani FRP sistemini de oynatıyordum. İşte Cyberpunk'la o nedenle de aşinleşirdim. Benzer daha önce çıkmış mesela Shadowrun oyunu vardı. Shadowrun da yine bir masaüstü FRP sisteminden uyarlama. Bu da bir masaüstü FRP sisteminden uyarlama. O nedenle aslında çok güzel de bir geçmişi de var. Mesela Night City diye bir yerde geçiyor oyun ama Night City nedir mesela? Yani bunu biraz anlatabilir misin bize? Mesela Night City günümüzde de olan bir coğrafyada, yani Amerika'nın biraz daha yoz bir halinde kurulmuş bir şehir olduğunu biliyorum ama nedir yani? Bazı oyunlarda direkt kurgusal dünyalar oluşturulurken bazı oyunlarda kendi gerçekliğimizden kopup kendine bir kurgu oluşturan oyunlar var. Mesela, Fallout gibi mesela. Fallout gibi, ağzımdan aldın. Fallout'ta 50'ler döneminde bizim gerçekliğimizden ayrılıp kendi teknolojisiyle, kendi nostaljik o retro yapısını da koruyarak 2100'lü, 2200'lü yıllara kadar gider ve tamamen kendi üslubu vardır, kendi estetiği vardır. Aslında Cyberpunk 2013 olarak başlayıp 2020 olarak devam edip sonra video oyun olarak 2077 adıyla karşımıza çıkan oyunda 90'lar döneminde kırılma yaşanıyor. Yani bizim gerçekliğimizde 90'lı yıllarda ayrılıyor Kayra. O da Amerika'nın bu agresif politikalarını devam ettirmesi. O konuda da çok enteresan. Yani bu Amerikalı bir oyun, Amerikan menşeli bir oyun ve kendi devletini, kendi sistemini eleştiriyor. Yani bunu 80'lerde yapmış ve hala yapmaya devam ediyor. Amerika'nın bu agresif politikaları, işte Orta Amerika'ya ayar vermeye çalışması, Orta Doğu'ya ayar vermeye çalışması, Avrupa'ya baskı uygulaması, Sovyetler Birliği'nin önünü kesmeye çalışması derken, şimdi tabii çok orada bir sürü mevzu oluyor ama günün sonunda şunu söyleyebiliriz. Amerika için işler iyi gitmiyor. Birkaç girdiği savaştan mağlup ayrılıyor. Ve aynı zamanda devletin iç yapılanması, bu devlet içinde devlet diyebileceğimiz FBI, CIA, NCA gibi yapılanmaların devletten daha farklı bir üslupla olayları ele alması. Çünkü Amerika'nın hani devlet yapısı da bizden çok daha farklı. Ve işler çığırından çıkıyor, yaptığı manipülasyonlar ortaya çıkıyor. Ve günün sonunda Amerika ekonomik olarak çöküyor 90'lar ortasında. Hatta şurada araya gireceğim. Hükümetin artık etkisi yitiyor ve artık FBI gibi kuruluşlar hükümet adına kararlar alıp savaşlar falan ilan ediyorlar. Evet, böyle evet. Bir durum da var. Bir de şunu da belirteyim. Şimdi dinleyenler yanlış anlamasın. Amerika menşeli bir oyun dedin. Hani abi niye saçmalıyorsunuz, CD Projekt Red Polonyalı firma, niye Amerika dediniz? Değil. Şunu söyleyelim. Cyberpunk FRP sistemi. Mike Pondsmith tarafından yaratılmış bir sistem ve hani Amerika'da geçen Amerikalı bir eser olarak ortaya çıkıyor. CD Projekt Red bunu alıp bilgisayara uyarladı. Evet. Ama evet. Hikayede Amerika'da geçtiği için Amerika menşeili olabildiğini çok rahat söyleyebiliriz. Onu da evet, belirtelim. Güzel bir noktaya değindim. Ben direkt şeye bak, hani FRP ve ilk kaynak kitaplara falan bakarak konuşuyordum. Aynen. Ve hatta Johnny Silverhand'in de kolunu kaybedip sibernetik bir kola kavuşmasının sebeplerinden bir tanesi. Bu işte devlet içindeki devlet yapılanmasının biz çünkü Orta Amerika'da bir küçük örnek vereyim, pek çok olay var ama mesela Panama Kanalı anlaşması var. Amerika'nın orada söz sahibi olduğu bir dönem var ve o sözleşme bitiyor. Yani söz Amerika oradaki hükmünü yitiriyor. Ama bu gücü kaybetmemek için diyor ki ben işte ulusal güvenlik çıkarları için oraya ben asker çıkartmam lazım diyor ama ağzını payını alıyor işte oradaki Orta Amerika devletleri bir araya gelip Amerika'yı tokatlıyorlar. Vietnamvari bir söylem var aslında orada. Bence biraz oradan bir esinlenme söz konusu. Bak dayağı yedik, geri dönelim. Ordu karşıtlığı başlıyor. Johnny Silverhand de zaten bir rocker boy olarak geri dönüyor ülkesine. Müzikler yapıyor. Savaş karşıtlığı ve devletin ne kadar yozlaşmış olduğunu. Ve büyük şirketlerinde insanları nasıl kullandığına falan filan değinmeye başlıyor ve toparlayalım. 90'lar döneminde böyle inanılmaz büyük bir ekonomik çöküş yaşanırken diğer taraftan da büyük şirketler güçlenmeye devam ediyorlar. Uluslararası yapmış oldukları işlerle vesaire ve bu arada Amerika'da parçalanıyor. Bu zamanda biliyorsun aslında birbirinden ayrı eyaletler falan da sonra bütünleşiyorlar, bir anlaşma imzalıyorlar vesaire vesaire. Neyse tekrar bir ayrışma yaşanıyor. İşte ilk hatta Texas Cumhuriyeti, Texas Republic ayrılıyor, ardından diğer ülke ve herkes kafasına buyruk yaşıyor. Ama şirketlerin insanları çalıştırması, kendi işlerini geliştirmesi için bir güvenli alana ihtiyacı var.
Çünkü her yer savaş alanına dönmüş durumda. Nomadlar var, herkes kafasına göre takılıyor. Yani birkaç, ne bileyim, Robocop'u falan izlediyseniz o keşmekeşliği alırsınız. Tabii. Şeylerden, cyberpunk dünyalardan. Bir güvensizlik, tekinsizlik var ama şirketler işlerini sürdürebilmesi ve çalışanlarının birazcık bile olsa güvende olması için bir alana ihtiyaç duyuyor. Burada Richard Knight adında genç bir mimar. Adamın en büyük hayali geleceğin şehrini inşa etmek ve mimari anlamda özel teknolojiler kullanmayı hayal ediyor. Kendi arkadaşlarından ayrılıyor ve Night City'yi inşa ediyor. Bir Night City'nin işte güzel bir sahili var, limana uygun olması ve diğer ülkelerle alışveriş yapabilme, ticaret yapabilme konusundaki konumu, yeşil araziye sahip olması vesaire derken tamam ben buraya yapayım bu şehri diyor. Şehri yapmaya başlarken tabii Arasaka'dır, işte Petrochem'dir, bu bahsettiğim şirketler kurgusal ve Cyberpunk evreninin önemli şirketleri. Biyoteknika, Militech. Biyoteknika, Militech diyor ki biz de destek olalım sana. Çünkü onların da arzu ettiği şey konumlanabilecekleri, hakim olabilecekleri, insanları kullanıp hani sağ atabilecekleri bir alana ihtiyaç duyuyorlar. Ve Night City kuruluyor. Kısaca Richard Knight'tan da bahsedecek olursak, Richard Knight da bu esnada şehrin baktılar ki popülaritesi yükseliyor. Gerçekten de burada büyük bir potansiyel var ve gelecek görüyorlar. Ortakları araya giriyorlar. Biz de gelelim. Hani eski ortakları biz de yapalım. Yok diyor, ben tek gideceğim. Zaten büyük firmalardan da bana destek geldi. Velhasıl kelam kabul etmemesinin sonucunda bunu oradaki bir çeteyle anlaşıp ortakları öldürtüyorlar. Ve şehrin adı eskiden Coronado City iken Night City'ye dönüşüyor. Ve ardından Arasaka'nın çok büyük bir şeyi var. Hani bir sürü şirket var ama Arasaka'nın Night City üzerinde çok büyük bir hakimiyeti var. Ondan sonra ipleri eline alıyor. Diğer şirketlerle birlikte bugünkü hale geliyor. Tabii bir sürü olay oluyor. Hani bugünkü haline geliyor diyoruz ama 70 senelik hani o 90'lar döneminden sonraki 2000'ler şirket savaşları şu bu. Bir sürü olay oluyor. Atom bombası patlıyor. Efendime söyleyeyim kimyasal saldırıya uğruyor. Tekrar böyle Amerika'nın bir bütünleşme mücadelesi var ama çok uzun hikaye. Burada anlatmaya kalkarsak bu video 3-4 saate çıkabilir. Tabii, tabii. O yüzden hani böyle hızlı ve genel anlamda toparlayıp anlatmaya çalıştım. Günün sonunda böyle bir Night City var elimizde. Evet, süper. Bu arada şeyi aslında bir öne çıkarmak istiyorum. Şimdi Fallout dünyası, sen de biliyorsun, ilk oyun, dijital oyun yaratılırken bununla ilgili Steve Jackson Games'ten destek alınıyor. Yine bir masaüstü sistem üzerine kurgulanan bir video oyunu söz konusu ve 90'ların başlarında çıkan bir oyundan, daha doğrusu kurgulanan bir yapıdan bahsediyoruz. Fallout dünyasında Çin ve Amerika'nın yaşadığı nükleer bir savaştan bahsediliyor. Yani 3 dakika süren, ilk bombayı kimin attığı bilinmeyen ve 3 dakika içerisinde her tarafın wasteland'i, yani tamamen postapokaliptik nükleer sonrası atıklarla dolu olan bir dünya haline dönüştüğünden bahsediyor. 3 dakikada yani binlerce yıldır inşa etmeye çalıştığımız medeniyet çöküyor. Aynen. Şimdi baktığımızda, şimdi 90'ların başında Çin ve Amerika arasında bir savaş söz konusu olmaz diye düşünüyorduk. Çünkü işte Çin o dönemler sadece taşeron, böyle çok ucuza işi çalıştıran bir ülkeydi yani. Hani Amerika'nın taşeronuydu gibi bir şey var. Evet. Fakat günümüze geldiğimizde Çin şu anda dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri haline geldi. Ve baktığımızda Fallout, işte 2100'lere gittiğimizde Amerika-Çin savaşı, yani burada çok farazi konuşuyorum tabii ki, yani politik bir şey olarak bakmayın, sanki olabilitesi daha yükseldi gibi. Şimdi Cyberpunk'a baktığımızda yine 90'lı yıllarda, 89'da ilk çıkıyor, daha sonra 92'de Cyberpunk 2020 çıkıyor. Mesela burada Mike Pondsmith'in yaptığı işte Amerika'yı ve dolayısıyla dünyayı belki de mega şirketlerin yöneticiyi kurgusu mesela aslında günümüzde de gerçekleşiyor gibi. İşte baktığımızda dünyanın en değerli şirketlerine baktığımızda bunların hepsi teknoloji, yani çoğu teknoloji şirketleri ve bunlar da gerçekten dünya üzerinde çok fazla söz sahibi şirketler. İşte örnek vereceğim mesela, hani çok farazi örnek veriyorum, böyle istatistik değil ama işte Google'a bakıyorsunuz, Amazon'a bakıyorsunuz, Apple'a bakıyorsunuz vesaire. Bunların hepsinin aslında yeri geldiğinde hükümetler üzerinde de etkili olabileceği bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Ve baktığımızda da hani benim hep şey hayalim vardı böyle. Atıyorum ya, kolların çok güçsüz diyelim ama eşya taşıyacaksın. Ya hemen işte sibernetik kolu takayım da şunu çıkarayım, goril kollarımı takayım da şu eşyaları pıt diye kaldırayım falan. Hani böyle bir dünya düzenine gider miyiz derken işte ortaya zaten Shadowrun FRP sistemi, Cyberpunk FRP sistemi ve bunların dijital oyunları falan çıktı. Aslında baktığın zaman inanılmaz da bir öngörü var yani. Geçmişten günümüze bugünleri görebilen çok da acayip bir öngörü ve bununla birlikte de acayip bir tarihçe de var yani. Bu aslında çok daha hem oyunları hem de
biraz tarih bilen kişileri böyle acayip etkili kılıyor diyebilirim yani. Tabii zaten Cyberpunk akımının başlama sebebi de bu Kayra. Sadece Mark Pondsmith'in öngörüsü olarak değil, 60'larda yazar, bilim kurgu yazarlarının artık, tabii burada Isaac Asimov, Arthur C. Clarke gibi isimlere, William Gibson bir kez daha. William Gibson, bunlara tabii ki yani küçük sönek babını söylemiyorum ama hard science fiction dediğimiz konseptten ayrılıp artık bizim ya roketmiş, alternatif gezegenlermiş, uzaylılarmış, bunlardan kopup bizi değiştiren teknolojiye bir dönüp bakmamız lazım diyorlar ve bununla başlıyor aslında Cyberpunk akımının da hikayesi. Teknolojinin doğru, insanı nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalışan bir öngörüsü de var. Bu bağlamda senin dediğin gibi bence günümüzü en iyi ifade eden Cyberpunk artık akım olmaktan çıktı, bir gerçeklik bence olduğuna inanıyorum. Kimileri öldü dese de, çünkü bugün beğeninin, paylaşımın, gönderinin, selfilerin, bunların temelinde alışkanlıklarımızın, davranışlarımızın, hareketlerimizin değişmesinde sosyal medyanın veya teknolojinin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şeyi değiştirdi ve değiştirecek teknoloji. Artık işte beynimize girmeye çalışıyorlar biliyorsun. Hem Facebook hem Neuralink ile birlikte Elon Musk'ın yapmış olduğu çalışmalar var. Ve hani bunları geçtim. Şöyle bir örnek vermek istiyorum ben. NASA çok uzun süre roket fırlatma işini bıraktı. Evet. Yakından takip etmişsindir sen. Evet. Hani Amerikan hükümetinin desteklediği, vergilerle desteklenen, yani kurumsal bir yapı nihayetinde NASA, insanların vergileriyle o roketler uçuruluyor. Ve NASA uzun süre roket fırlatmayı bıraktı. Roket araştırma, tabii araştırmaları bıraktı demeyelim ama muhakkak bir işleyen yapı var. Ta ki Elon Musk çıkıp NASA ile ortaklığa gidip SpaceX projesini ortaya atıp SpaceX işte 7-8 sene sonraydı yanlış hatırlamıyorsam ilk defa Amerikan topraklarından yeniden bir roketin yükselmesi. Bu ne demek? Bir özel şirket uzay yarışında ele aldı yani. Uzay yarışını ele alıyor. Evet. Ve devlet de okey diyor, beraber yapalım bu işi diyor. Evet. Aslında bunlar çok güzel bir şey. Cyberpunk geleceğin bizi beklediğini bence örnek. Yani Amazon'un çalışanlarına bileklik takıp da onların performansını ölçmesi gibi. Tabii. Bu da çok kötü bir distopik geleceğe işaret ediyor. Ya bununla ilgili yani anlatsak. Tabii. Ya zaten şey, Black Mirror'da Charlie Booker mesela bununla ilgili inanılmaz güzel bir dizi çıkardı. Black Mirror diye. İzlemeyenler varsa buradan da tavsiye etmiş olalım. Burada gerçekten geleceğimizden neler görebileceğimiz, aslında Black Mirror kara ayna demek. Gelecekte neler yaşayabileceğimizde gerçekten karanlık bir ayna tutan değişik bir dizi. Buradan tavsiye edelim. O da hani cyberpunk değil ama bu gelecek kaygılarımızı, az önce konuştuğumuz gelecek kaygılarımızı biraz böyle dizi olarak sunabilmiş güzel bir yapım. Peki, şimdi Night City tarihi ve cyberpunk'tan sonra gelelim oyuna. Şimdi sen de ben de bir süredir bilgisayar başından kalkmadan cyberpunk oynuyoruz. Ara ara da konuşuyoruz. Ya bunu yaptın mı, şunu nasıl yaptın falan, hani bunları yaşıyoruz. Oyun hakkında bir kere çok uzun süredir bir beklentimiz vardı. İşte 2012-2013 yılında duyuruldu. Ben Gamescom'da iki defa CD Projekt Red'in davetlisi olarak oyunu izleme şansı da buldum. Yani yanımda oturup 1 saat, 1,5 saat kadar oynadılar falan. Hatta işte seçimler vardı. Sağdan mı gidelim, soldan mı? İşte soldan gidelim dedik, soldan gittik falan. Hani buna benzer şeyler gözümün önünde oynandı da. Ve o zamandan beri de inanılmaz bir hype'la, böyle beklentiyle de heyecanla bekliyorum. Özellikle de Xbox'ın E3 sunumunda Keanu Reeves'in sahneye çıkıp Johnny Silverhand karakterini de canlandıracak olması beklentiyi böyle arşa çıkardı. Millet, herkes coştu falan. Aman Allah'ım, Keanu Reeves varmış, büyümüş, büyümüş falan filan ve ertelemeler yüzünden vesaire derken bütün dünya Cyberpunk konuşur oldu bir anda. Hani bilen bilmeyen herkes Cyberpunk 2077 diye bir şeyden farkına vardı. Sonunda da kavuştuk. Yani işte geçtiğimiz günlerde de oyuna kavuştuk ve ilk günden de zaten ikimiz de düştük. Oyun hakkında beklentin neydi? Ne düşünüyorsun ve nasıl gidiyor? Şimdi öyle bir şey ki Kayra. Şimdi ben hype yapan değil ama Cyberpunk 2077'nin iyi bir RPG oyunu olmasını bekleyen kesimdeyim. Asla şeyi beklemedim. Ya bir GTA gibi olacak. Evet, sunumlarda onu biraz yapmaya çalıştılar ama ben yemedim. Çünkü hani CD Projekt Red'in Witcher serisiyle teknik anlamda yapabildikleri ve yapamadıklarını da biliyorum. Artı bir de bir FRP sisteminden, zaten bir rol yapma sisteminden uyarlanmış bir oyundan bahsediyoruz yani. Şimdi bu yüzden benim oyunu çok sevdiğim kısımları var. Oyunda çok hayal kırıklığına uğradığım kısımlar var. Hangisini anlatayım? Abi, önce kötü haberi ver falan diyor. Yani, neyi hayal kırıklığı yaşattı mesela sana? Neyi hayal kırıklığı yaşattı? Ben açıkçası
Deus Ex gibi aldığım yeteneklerin oyunun ciddi anlamda içeriğini değiştirdiği bir yapı bekliyordum. Veya diyalog ağacında Fallout New Vegas'ta olduğu gibi veya diğer Fallout 1-2'de olduğu gibi karakterimi geliştirdiğim alana bağlı olarak işin içerisinden çıkabileceğim veya farklı yöntemlerle ilerleyebileceğim bir konsept bekliyordum ve o dünyaya dokunulabilmeyi bekliyordum. Evet, oyun içerisinde bir diyalog var. Oyun içerisinde karakterini geliştirmene bağlı olarak bazı seçimler yapıyorsun ama bunun ilerleyiş şekli New Vegas gibi değil. Yani bilmiyorum, sen de fark etmişsindir bunu. Yani zaten kesinlikle gitmekte olan bir içeriye, ilerlemekte olan hikayeye alternatif bir sanki baharat ekliyormuş gibi. Evet. Yani yemek pişiyor, ya yani tuzu birazcık daha atabilirim. Evet, o diyalog kadar daha farklı gidiyormuş gibi. Ve bu beni açıkçası üzdü. Yani benim karşılaştığım mesela bir örnek vardı. Mesela bilirsin, RPG oyunlarında gezip tozarken seni kısıtlamaz oyun çok fazla. Sen istediğin karakterle konuşursun, tanışırsın. Tabii bir kendi içinde quest line'ı vardır ama sana bunu çaktırmaz. Doğru. Ve mümkün olduğunca senin yaptığın şeylere göre de değişir. Yani örnek vereceğim. Fallout New Vegas'ta gidip bir görevi illa alman gerekmiyor. Tabii ki. O görevi almadan da rastgele karşılaşırsın adamla ve o görev başlar biter. Sonra o görev alacağın kişiye gittiğinde şey der, sen zaten o işi yapmışsın, o evet, aslanım benim falan filan der ve gidişat değişir, biliyorsun. Bu evet, abi yani bir örnek. Şimdi benim Cyberpunk 2077'de şöyle bir olay başıma geldi Kayra ve bu ana hikaye içerisinde ve beni üzen bir detaydı. Tabii spoiler vermeyeceğim asla. Evet. Oyunda ilerliyorum ve bir kasap, açık dünyada gezerken bir kasapla karşılaştım. Kasaplar biliyorsun sibernetik parçalar takan. Siber kasap. Siber kasap, kaşını, gözünü, kollarını falan değiştiren ve geliştiren kişiler oluyor bunlar. Herkes de farklı olabiliyor içerikleri vesaire falan, neyse. Oturduk, muhabbet ettik, çay içtik, biraz nargile falan filan derken abi, ondan sonracığıma hatta sibernetik parça falan da taktım. Artık adamın nerede olduğunu biliyorum, masasına oturmuşum, sibernetik parçalarımı takmışım, adını sanını biliyorum, neyse. Dedim birazcık hadi ana görev yapalım. Ana görevi geçtim. İlerledim. Çok kritikte bir konu, bir karakteri bulmam gerekiyor ve nihayetinde konuşturdum karşımdaki kişiyi bir şekilde, çeşitli diyaloglar şunların. Dedi ki şu kasaba verdik biz o karakteri dedi. Ve ben o an şeyi bekledim karakterimden. Aa, ben onu biliyorum, tanıyorum. Evet. Kim o dedi benim karakter? Bir dakika, nasıl yani? Az önce işte çay kahve içtik, muhabbet ettik. Evet ve karakter şey yapmaya başladı. Kim bu? Nerede? Nerede buluruz? Nerede buluruz falan. Ya dedim sen ciddi misin? Ya gittik ya oğlum hani falan. Sonra şurada çıktı, işte. Çıktı karakterim, başka birini aradı. Nerede olduğunu biliyor musun dedi. Ya açık abi, gitmişim ben oraya. O karakterle tanışmışım. Tamam mı? Yani ve bu beni üzdü. Evet. Şeyi fark ettim. Aslında bir quest line var ve sen ne yaparsan yap oyunun umurunda değil. Evet. Benim beklediğim şey biraz buydu. Doğru. Tabii ki bu herkesin başına gelecek diye bir şey yok. Büyük ihtimalle kolay kolay, çünkü kocaman şehirde gidip o şeyi bulamazsın abi, siber kızı bulamazsın. Ben rastgele buldum polisten rastgele kaçarken. içeriye girdim abi, adamla muhabbete başladım falan filan. Yani beni bunlar birazcık üzdü. Veya işte bir alana girmişim, o alanda bilgileri toplamışım. Karakterim bir başkasıyla konuşurken oraya nasıl girileceğini sormaya başlıyor. Doğru, aynen. Yani şey gibi, biz şimdi seninle konuşuyoruz. Biri bana diyor ki ya işte Talha Aynacı diye biri var. Talha Aynacı mı? Kim o? Falan. Evet. Abi konuştun ya, program yaptın işte hani falan. Yani işte evet, yani beni bunlar üzdü açıkçası. Evet. Ama onun dışında olumlu şeyler geçeyim. Şimdi şey oldu. Sanki ya oyuna ölümüne gömüyormuşuz, yerin dibine batırıyormuşuz gibi ya da gökleri çıkarıyormuşuz. Hayır abi, yani bence oyunların artıları ve eksileri vardır. Kesinlikle. Ve bu şekilde konuşulması lazım. Yani ben hep olumsuz konuşuyormuş gibi oldum son zamanlarda sosyal medyadan falan ama çünkü benim beklediğim şey farklıydı. Doğru. Ve CD Projekt'in bize oluşturduğu algı, sen de biliyorsun, Night City Wire'larla falan çok daha farklıydı. Ama çok, onun dışında farklı bir RPG mekaniği var. Ben birazcık Borderlands gibi sürekli loot düşüyor, o silahı alıyorum, bunu değiştiriyorum, karakterimin işte vuruş yeteneklerini falan boostluyorum. Evet, hackleme özellikleri falan var ama hani Deus Ex'teki gibi değil. Kendince bir mekaniği. Benim beklentim veya bana verilen beklentinin karşılığı değil ama kendi içinde güzel bir oyun. Doğru. Keşke olduğu gibi sursalarmış. Evet, sürükleyici. Sürükleyici. Yani ben bunu çok eleştirdim az önce, işte hikayesi şöyle böyle dedim ama abi biniyorum arabaya. Yani o Night City'nin içerisinde o sokaklarda gezmek, olaylara müdahale etmek, her ne kadar yapay zeka berbat da olsa o şehrin içerisinde yer almak
çok keyif verici. Çok aynen. keyif verici. Silahları kullanmak da mesela katana ve tabanca ile gidiyorum. Sıkı sıkı çat 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 kes kes falan. Tabii. Çok hoş oluyor abi yani. Bir de şey de var. Akıllı mermi kullanma şansın oldu mu mesela? Evet evet. Duvarlardan sektiriyorsun veya işte güdümlü mermiler var falan böyle. Acayip acayip güzel şeyler eklemişler mesela. Çok onları da ben şeyler. Çok sevdim tabii. Kesinlikle. Ya, şeyi ben mesela yakaladım. Şimdi. Peki sen abi hani ben çok konuştum. Lütfen sen de yok, yok. Bir RPG hayranı olarak eminim ama Baldur's Gate'leri oynadın. Efendim söyleyeyim Shadowrun'ları oynadın. Deus Ex'leri oynadın ki 2000 yılında çıkmış Deus Ex'in sunmuş olduğu esneklik ve bir olayı yapabilmenin bin bir farklı yolu falan. Yani Cyberpunk'la bence kıyaslanabilecek değil. O kesinlikle. Çok ayrı bir noktada. Ya özellikle... Ama onun da kendi içinde güzellikleri var. Senden de duymak isterim abi. Eyvallah. Şöyle yani ben mesela 5 günde herhalde 40 saate yakın oynadım. Yani 30 saati geçtim, 40 saate de yaklaştım. Ana görev üzerinden çok gitmemeye gayret ediyorum. Çünkü Night City'nin tadını çıkarmaya çalışıyorum ben de. Özellikle yan görevlere gidiyorum ki çok keyifli, çok güzel yan görevler de var. Şimdi mesela rol yapma mekaniklerine evet ben de kesinlikle sana katılıyorum. Bazı şeyler... hem bildiğin şeyi bilmiyormuş gibi yapmak ya da bir şey çok iyi giderken bir anda araya bir görev soktuğunda o görevde çok kötü bir şekilde sonuçlanması onun. Ben öyle yapmıyordum ki zaten iyiydi o. Yani atıyorum bir karakterle aram çok iyi. O görevde bir anda kötü oluyor. Ya az önce can ciğerdik biz onunla niye şimdi kötü olduk? Niye bana kızdı bu falan diye düşünüyorum. Hani bazı şeyler birbirine tam oturmuyor. Ya bu süreçte düzelirim bilmiyorum ama oyun mekaniğinde gerçekten rol yapma anlamında bazı kısırlıklar var diyeyim. Ya ama çok parantez açacağım. Şimdi mesela güncelleme ile ben performans ve buff konusunda bu arada çok şeyim olmadı. Yani benim de olmadı. Oynayan birisi olarak dedim tamam olabilir düzenlenebilir ama şimdi bu bir hikaye, bu bir tecrübe. Bu game as a service dediğimiz oyunlardan değil abi. Değil. Yani Destiny gibi, Division gibi değil. Biz bunu bir kere tecrübe ediyoruz ve o ağzında hikaye konusunda kötü tat kaldığında bu buraya oturmamış dediğinde öyle kalıyor. Kalıyor tabii. Maalesef. Eksiklikler hep böyle ben bir şey oluyor. Ama onu söylemek hayır, istiyorum. Hayır. Yani. Çok güzel söyledin. Hep böyle bir şey oluyor. Ya hikaye çok güzel de bazı şeyler işte falan diye hani böyle bir ama ekliyorsun sonuna. Şöyle bir şey var işte rol yapma mekanikleri evet kısır. Bir de şey tartışmaları çok döndü bilirsin. İşte ya biz GTA 5 gibi oyun bekliyorduk bu böyle çıkmadı biz iade edeceğizler döndü. Ben mesela şunu yaşadım. Ben GTA 5 tadı da aldım. Özellikle bir motora atlayıp bir arabaya atlayıp Night City'de dolanıp bir anda sağ tarafta bir olay varmış. Dur ya ne oluyor deyip arabayı çekip kenara atlayıp olayın içine falan. Buna benzer şeyler de yaşadım ama tabii ki bir açık dünya olmasına rağmen yani kapalı açık dünya, Night City içerisinde bir açık dünya olmasına rağmen GTA'daki gibi aman gideyim şurada işte şu restorana gideyim yemek yiyeyim, gideyim şurada golf oynayayım, şurada da tenis oynarım falan. Bunlar yok tabii ki. Bu bambaşka bir ortam. Yani sonuçta senin de anlattığın gibi Cyberpunk, mega şirketlerin yönettiği aslında düşük profilli bir yaşamın olduğu biraz da karanlık bir dünya aslında. Ben şeyi sevdim ama aksiyon mekaniklerini genel anlamıyla sevdim. Bazı şeyler çok basit. Yani çok basite indirgenmiş ama okey yani benim için. Beklentimi de çok yüksek tutmadım. Her ne kadar CD Projekt Red bu anlamda inanılmaz bir pazarlama yapıp böyle beklentileri çok yüksek tutsa da ben hep böyle oyunun başından beri ya ben çok beklentimi yüksek tutmayacağım çünkü çok yüksekte tutarsam bu sefer hayal kırıklığına uğrarım mantığıyla. Son yıllarda oyun dünyasının başının belası zaten. Aynen öyle. Heyecan kültürü. Çok muhteşem bir şey çıkacak deyip bu mu falan. Bunu olmak istemediğim için de şey yaptım yani okeyim ben yani ne çıkarsa oynayacağım ve tadını çıkarmaya bakacağım dedim. Ben çok keyif alıyorum. Her anından da keyif alıyorum. Bazı görevler çok hoşuma gidiyor. Sadece konuşarak çözdüğüm görevler var. Hani adam diyor ki bilmem kimi öldürür diyor. Gidiyorum. Sadece konuşarak mesela onu öldürmeden ikna edip bunu çözebiliyorum. Bu tür şeyler de var oyun içerisinde. Yani tamamen böyle roleplay çok kötüymüş diyebileceğiniz şeyler değil. Güzel şeyler de var, kötü şeyler de var. Oyun muhteşem bir şekilde çıkmadı. Bunu kabul ediyoruz ama süreç içerisinde çok daha şeyler düzelecektir. Biz daha henüz başladık oynamaya yani. Daha geçtiğimiz günlerde oyun çıktı biz bu konuşmayı yaparken. Ama hikayeden yüzden... giderken zaten Kayra tansiyon yükseliyor. İnanılmaz. Yani şimdi aslında. Yine spoiler vermeyelim ama John Silverhand'i gördüğünüz zaman o konuşmaya başladığı zaman Keanu Reeves'in sesi kulağında çınlandığında ve o karakterin de bir biliyorsun pis bir herif aslında. Tabii, yani tabii. Umursamaz, insana değer vermeyen ve o çıktığında onunla diyalog haline geçtiğinde heyecanlanıyorsun. Olaylar birden abi bak Arasaka şu bu o yanar dönerler arka tarafta dönen dolaplar ya aslında bu işin arka planında ne varmışlar. Özellikle ana hikayeye döndüğümde ben çok büyük keyif almaya başlıyorum. İnanılmaz yani. Heyecanlanmaya başlıyorum. Oyunda bir tek canımı sıkan şey var. Ben hani yoğun bir şekilde çalışıyorum. Sen de öyle. Hani yoğun çalışıyoruz. Telefonlar susmuyor. Sürekli mesajlar geliyor, mailler geliyor vesaire. Ya oyun oynayayım diyorum.
Oyunda da sürekli telefon çalıyor. Sürekli abi, mesaj geliyor. Abi susun diyorum yani. Hani. Bak mesela benim birazcık yavan bulduğum noktalardan birisi de oldu Kayra. Hmm. Mesela bir bölgeye giriyorsun, telefonla aranıyorsun. Buranın kralı benim, gel benimle görüş diyor. Ben onu biraz daha işte bir senaryoyla birlikte olmasını isterdim. O karakterle oturup... Atıyorum bir bara gidip mesela işte buralarda bilmem kim var. Ben bir şey söyleyemem. İstiyorsan git onunla konuş dese bana. Aa dur ben bulayım o adamı diyeyim. Yoksa her bölgeye girdim de merhaba ben Ahmet beni bul. Aa, abi dur bir yani dur araba kullanıyorum. Şöyle bir şey oluyor Kayra. Mesela adam kendini tanıtıyor. 3 saniye... Mesaj geliyor. 2 dakika sonra şey diyor araba var satın al. Araba satın al. Ya bir şeyler maalesef oturmamış. Evet. Çok büyük bir potansiyel var. Çok, çok güzel bir şehir var. Aksiyon keyifli. İlk başta çıplak elle savaş yumruk şeyi yapıyordum ben görevi. Dedim evet. Anam çok kötü ama sonra katanayı elime alınca fark ettim ki hani esas olay bu. Muhteşem. Katanayla falan ilerlemek çok güzel. Ama işte birazcık böyle nasıl desem ki ya. Bir şeyler eksik gibi sanki. Değil, bir şey o eksikliği hep hissediyorsun. Evet. Senin dediğin gibi her güzel olan şeyin sonuna bir ama ekliyorsun. Ama var evet. Aynen öyle. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Bu berbat bir oyun değil asla. Cyberpunk 2077. Bence bir senesi daha varmış diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve çok daha farklı bir oyun olabilir. Hiç kötü değil ama ama işte. Ama işte ama 3 nokta. Yani şey konusuna ben kesinlikle katılıyorum. Mesela grafikler benim çok hoşuma gitti. Ben işte Monster Laptop'la oynuyorum. RTX 2070'li bir makinede oynuyorum ve RTX açık bir şekilde oynuyorum. Ya o ışık efektleri vesaire özellikle bir işte kapalı bir mekana girdiğinde neon ışıklarla süslenmiş mekana falan girdiğimde muhteşem yani etrafa bakıyorum böyle bol bol. Bunlar çok hoşuma gitti. Bence çok grafikler güzel. Çok güzel olmuş yani. Evet grafikler çok güzel. Mesela aslında grafiklerle bağdaştırılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Normalde biliyorsun RPG oyunlarında diyalog ağacı çıkar, ortam bir böyle matlaşır. Evet. Nasıl desem bunu? Bir şeyi hissedersin, bir diyalog içinde olduğunu hissedersin. Tabii. Cyberpunk 2077'de diyaloglar o kadar akıcı ki bazen diyalog bitiyor, gidebilir senin karakterin yani. Evet. Sinematik bir sunum yapmışlar. Evet. Şimdi fark ediyorsun. Lan ne kadar özgür bırakmışlar beni ya diyorsun. O karakterlerin mimikleri, konuşmaları, jestleri. Aynen. Sen kendini bir sinematik şeyde gibi hissediyorsun sunumda. Halbuki orada yürüyüp gidebilirsin. Doğru, aynen. Sadece anlık açılıyor. Gerçek zamanlı olarak açılıyor. Evet. Benim o da çok hoşuma gitti. Yani mesela durup karakter hop altta bar açıldı. Kim 500 milyon ister yarışmasına katılmışın gibi değil de. Tabii. Çok daha doğal bir süreç. Akışkan. Ve yükleme de yok. Yok. Koca Night City'de hiçbir preload yok. Abi oraya gir, buraya çık, şunu yap. Teknik anlamda gerçekten güzel bir iş başarmışlar. Muhteşem. Tebrik etmek lazım. Yok kesinlikle CD Projekt. Sen söyleyince böyle onları da eklemek istedim. Eyvallah. Yok yok kesinlikle katılıyorum. O yükleme ekranı olmaması zaten sürekli akışkan böyle bütün şehir yani istediğin her yere git. Hiçbir yükleme ekranıyla karşılaşmıyorsun. O anlamda muhteşem olmuş. Dediğin gibi şeyde de konuşma diyaloglarda da mesela karakterin göz takibi. Mesela araba kullanan bir NPC var yanımda. Onunla konuşuyorum. Yola bakıyorum bazen. Sonra dönüyorum ona bir şey derken ona bakıyorum. Hani mouse'u çeviriyorum ona doğru bakıyorum. Anlatırken bana bakıyor falan böyle. Hani şey yapıyor. Etkileşim içerisinde hep seninle. Yani şey değil. Bazı oyunlarda vardı ya boş boş böyle ileriye bakarak konuşur adam falan. Evet, hayır evet. Öyle bir şey yok. Adam bayağı gözleriyle seninle göz teması kuruyor. Mimikleriyle vesaire. Hani sen bir esprili bir şey söylüyorsun mesela gülümsüyor. Ondan sonra bunları yakalamak falan çok güzel mesela. Gerçekten yaşayan bir dünya hissi var mesela. Bir yere girdiğinde... Bir şeyle karşılaşır mısın? Senin arkanda bir olaylar oluyor. Mesela sen biriyle konuşuyorsun bir kapının önünde. İleride bir yerde silah patlıyor. Yanındaki bir kişi yere yatıyor falan ne oluyor diye. Böyle yaşayan bir dünya yaratmışlar. Bunlar benim çok hoşuma gitti mesela. Ya kesinlikle. Mesela şeyi de teknolojisini de çok beğendim. Çok fazla NPC var biliyorsun. Tabii oyunda kullandığın ayara bağlı olarak yoğunlaşabiliyor da azalabiliyor. Onların konuşmalarına ve diyaloglarına şahit olurken yeni kullanılan bir lip sync teknolojisinden faydalanmışlar ve onların böyle nem böyle yemeyen balık gibi değil de gerçekten de konuştuğu ve telaffuz ettiği cümleleri çıkarıyormuş gibi bir dudak hareketiyle konuşuyor olması bu kadar geniş bir dünyada bence gayet önemli bir detay. Yani çok güzel şeyler denemişler ve başarılı oldukları şeyler de var. Az önce bahsettiğimiz konular teknik anlamda olsun, sunum anlamında olsun, diyalog ağacı anlamında vesaire olsun. Güzel işleri de var. Aksiyon kısmı da dediğim gibi çok keyifli. Aynen. Sesler konusunda da mesela ses ve müzik konusunda çok zengin bir oyun olmuş o anlamda evet, da. Yani ben en son, çok mutlu oldum. En son Red Dead Redemption 2'de biliyorsun 150 kişilik bir ekiple sadece 150 kişi oyunun müzik albümüne çalışmışlardı. Evet. Yani her hikayeye göre.
Ya müzik adamlar şey yazmış ya, beste güfte yapmış yani. Tabii, tabii, o olaya özgü, o karaktere özgü, onun başına gelenlere özgü oturup yazmış ve muhteşem bir albümdü. Cyberpunk 2077'de de onu aldım. Ben bilhassa oyuna özgü müzikleri duyabilmek için şeyi kapattım oyun içerisinden. Bu telifli müzikleri kapattım. Evet. Hani şey demiştim biliyorsun CD Projekt. Bizim yaptığımız müzikler herhangi bir şekilde telif içermeyecek. Evet. Yani yayıncılar da istediği gibi bunu kullanabilecekler vesaire demişlerdi. Kapattım abi. Muhteşem. Radyolarda çalan müzikler, çok favori bir şeyim var. Retro synthwave müzikler çalan bir kanal var. Abi sürekli onunla birlikte gidiyorum etrafta. Ve akşam olduğunda o şehrin ışıkları parladığında falan. Abi yani her şeyi unutuyorum bak. O aynen, karşılaştığım diyalog sıkıntılarını, hikayedeki o pacing'i, questline'lardaki her şeyi unutuyorum Kayra ve aynen, şehri izliyorum abi. Bana çok yaşamadığım bir nostaljik, sanki Night City'de yaşamışım da geri gelmişim öyle öyle gibi bir şey veriyor bana. Tam şey Orhan Veli'ydi anam, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı gibi. Böyle Night City'yi dinliyorum gözlerim kapalı. Kesinlikle. Yaşıyorsun evet, onu yani. O kesinlikle, çok güzel. Çok, ya ben, çok güzel. Evet yani senaryo anlamında mesela hatırlıyorsun oyun çıkmadan kısa bir süre önce oyunun test ekibi 175 saati geride bıraktık, hala yapacak çok şey var demişti. Baktığım zaman evet yani yan görevlerle vesaire, ana göreve odaklandığınızda bu arada 30 saat civarında oyunu bitirebiliyorsunuz. Ama yan görevlerle gerçekten yaşayan bir şehrin içinde siz de yaşamaya başladığınızda burada 200 saat çok normal bir süre gibi geliyor bence. Yani kaldı ki Red Dead Redemption'da da veya GTA'da da herhalde yüzlerce saati geride bırakan pek çok oyuncu vardır. Night City de keza o anlamda çok güzel olmuş. Bir de sadece şehrin içi değil, sen de dediğin gibi Badlands'a falan gittiğin zaman orada nomadlerle, klanlarla karşılaştığında onlarla da yaşadığın şeyler var. Etrafta da çok fazla şey var, değişken var. Bambaşka bir atmosfere çıkıyorsun yani, daha böyle çöl gibi bir yere, işte rüzgar türbinlerinin falan olduğu değişik bir atmosfere çıkıyorsun. Olduğu yere falan gidiyorsun. Of inanılmaz. Yasal o şeyin sızıntının yaşandığı bölge vesaire falan. Aynen. Abi hakikaten o şeyi hissediyorsun ya. Evet. Geleceğin dünyası böyle olacak. Kesinlikle kesinlikle. Yani ben... Nerede çok güzel göndermeler falan var biliyorsun. Mesela karakter bir yerde bilmiyorum denk geldi mi. Sosisçiden sosis almak istedim. Şey, bunlar gerçek et mi diyor. Gerçek et mi kaldı ya falan. Hani yapay et muhabbetlerine falan bile giriyorlar orada. Abi ona denk gelmedim. Efsaneymiş. İşte yani. Oyunda bir de şey de var. Easter egg'ler de var. Mesela işte Johnny Silverhand'i canlandıran karakter zaten Keanu Reeves, hani bu açıklanmış bir şeydi. Oyunda bir de yine Death Stranding'i yapımcısı, aynı zamanda Metal Gear Solid'in de yapımcısı olan Hideo Kojima. Mesela bir bara giriyorsunuz, barda böyle Hideo Kojima oturmuş, yanında arkadaşları var, Japonca olarak şey anlatıyor. Ya işte bir hikaye yazarken işte karakterin duyguları ve korkularını bir arada harmanlamak çok önemlidir falan diyor. Mesela Death Stranding'le ilgili böyle bir şeyler anlattığını hissediyorsun mesela. Onun dışında Elon Musk'ı görenler olduğu belirtiliyor. Allah Allah. Evet, sen korpo başlarsan, bir şirket çalışanı olarak başlarsan, böyle aynada baktığında arkadan bir karakter geçiyor ve bayağı Elon Musk modellemesi gibi. Böyle değişik bir sürü şey var yani, hani karakter var. Hatta bir yerde Cyberpunk FRP sisteminin yazarı Mike Pondsmith'in de oyun içerisinde olduğu söyleniyor. Easter egg olarak hani koymuşlar falan. Ya buna benzer çok güzel şeyler de var, göndermeler de var. Ben hangi görevde olduğunu söylemeyeyim ama bir yan görevlerden bir tanesini yaparsanız Portal'ın yapay zekasının seslendirdiği bir şeyle karşılaşıyorsunuz. GLaDOS mu? GLaDOS'un olduğu bir şey var. The Cake is a Lie diye böyle konuşan, onun kendine has bir şeyi var ya. Portal 1'in oyun sonu. The Cake is a Lie. Aynen öyle. Onun seslendirdiği bir yapay zeka var. GLaDOS'u benzetmişler yani. Direkt aynen, GLaDOS'tur demiyorum ama ona gönderme yapmışlar. Yani bayağı bir aslında o, ya özenilmiş bir oyun ama biraz daha işte beklentiyi farklı oluşturdukları için ve CD Projekt Red'in hala yeterli tecrübeye sahip olduğuna inanmıyorum. Birazcık da o oluşturmaya çalıştıkları dünyanın altında da hafif bir ezilme de hissetmedim diyeyim. Ama bence mutlaka oyuncuların tecrübe etmesi gereken bir oyuna dönüşmüş. Tabii ve bir de şöyle bir şey de var. Mesela yani Witcher 3, Witcher serisiyle CD Projekt Red aslında hayatımıza girdi. Çok da güzel bir iş yaptılar özellikle Witcher 3'te. Hani ama evet, dünya yani hem Witcher de roleplay falan da çok güzeldi ama kimse pek konuşmamış. Ben Witcher 1'i de severim. 2'yi çok sevmem. 1'deki mesela aksiyon evet biraz şu anda artık mekanikler eskidi ama ben bundan 3-4 sene önce tekrardan oynadığımda mesela keyif alarak bitirdim çok oyunu. Çok keyifli aslında, bakma sen abi çok. Yani onu biraz şey yapıyorlar. Witcher 1'in savaş mekaniklerini bence biraz haksız yeriyorlar. Biraz eskidi sadece yani, hani onu fark ediyorsun ama ben çok severek şey yapmıştım yani, oynamıştım. 3'te mesela roleplay anlamında zaten inanılmaz bir tatmin duygusu yaşıyorsun. Hem hikaye akışı, combat mekanikleri artı
roleplay üyeleriyle de. Yani hep şunu düşündük. CD Projekt Red Witcher 3 gibi bir yapımın altından çok iyi bir şekilde kalktı. Cyberpunk'ın altından da evet kalkar diye düşündük. İlk başta hani hep şey vardı. Witcher'la CD Projekt'i tanıyan tayfa inanılmaz bir roleplay şeyi bekledi. Onun dışında ya bir Cyberpunk oyunu geliyor, bu aksiyon ağırlıklı olacak deyip böyle GTA benzeri bir beklentiye giren kesim vardı. Bence ikisini de dozunda vermişler. Yani roleplay çok ağır değil. Dediğim gibi bazı yerlerde çok etki etmemesi hayal kırıklığı yaratabiliyor. Aksiyon da çok ağırlıklı değil. Dediğim gibi mesela bazı yerlerde hiç aksiyona girmeden sadece konuşarak çözdüğüm şeyler oldu. Bunların ikisinin dengesi belki de şey oldu. Yani min-max dengesi, yani bir şeyi minimumda tut, bir şeyi maksimum yapalım mı yapmayıp hepsini böyle orta derecede tuttuklarında ne aksiyonu mutlu edebildiler ne roleplay'i çok mutlu edebildiler. İkisinin ortasında kıvamlı bir şey ortaya koyunca da iki tarafta işte oldu sanki yani. Ben yakın dönemde şeyi fark ettim. Hiç fark etmemiştim şu ana kadar. Twitter'da zamanında Cyberpunk 2077 için role-playing game of the future, işte geleceğin rol yapma oyunu evet, tabiri vardı. Şimdi açık dünya aksiyon macera tanımı var. Değiştirmişlerdi o tanımı. Yani o yüzden bence bunu işte o tanımı değiştirirken birazcık da sunumlarına eklemeleri gerekiyordu. Evet. Ama işte güzel güzel abi. Güzel yanları da var, olumsuz yanları da var. Güzel. Yok ben... Kötü bir oyun değil. Ben kesinlikle şunun arkasında durabilirim. Ya girin, bu deneyimi kendiniz yaşayın. Ben çünkü hep aynı şeyi hissederek başladım oyuna. Bu deneyimi kendim yaşamak istiyorum diye. Kimseden de böyle bir yayın izleyeyim vesaire bir şey yapayım, bunlara da girmedim. Kendi deneyimlerimi yaşadım. Çok mutlu olduğum anlar oldu. Çok hoşuma giden, böyle yükseldiğim anlar oldu. Bazı yerlerde işte dediğim yerler de oldu. Herkesin bambaşka deneyimi olacaktır. Ya eminim Talha seninle ikimiz bambaşka oyunlar oynuyoruzdur yani. Hani aynı oyunu bambaşka şekillerde oynuyoruzdur. O yüzden herkesin farklı deneyimleri var diye düşünüyorum o anlamda yani. Kesinlikle katılıyorum sana burada. Yani herkesin beklentisi ve o dünyayı tecrübe etme konsepti farklı. Kimisi direkt ana senaryodan gidiyor, kimisi dünyayı incik cincik ediyor. Vesaire. Ben bir de şey, CD Projekt Red'in de açıklamalarını söyleyeyim. Ocak'ta ve Şubat'ta iki tane büyük patch çıkaracaklarını, bununla ilgili pek çok performans ve aynı zamanda oyun içi geliştirmeler de sunacaklarını söylediler. Witcher yani, 3'te de böyle olmuştu biliyorsunuz. Witcher 3'te de evet. Witcher 3'te çok ertelendi. Tabii bir sürü şey eklendi, çıkarıldı vesaire, geliştirmeler oldu. Belki bilmiyorum, biz tabii ilk gün oynamaya başladık. Yani ilk saat oyunun içindeydik. O yaşanan ilk hataları falan da gördük belki. Bilmiyorum ama belki atıyorum 3 ay sonra oyuna ilk kez başlamış birisi için bunların hiçbiriyle karşılaşmayacağından dolayı belki roleplay öğelerinin daha geliştirilmiş, aksiyon öğelerinin daha geliştirilmiş olduğu bir yama sonrası oynama şansı bulacağından belki şu konuştuklarımızın tüm geçerliliğini yitirecek, bilmiyorum yani. Hani adam diyecek ki ya siz etkilemiyor dediniz, inanılmaz etkiliyor ya diyecek belki. Bunları da bilmiyoruz ama yani kesinlikle bence her oyuncunun mutlaka deneyimlemesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum yani. Evet, ben de son bir şey söyleyeyim. Ya bilmiyorum hani sonuna mı geldik muhabbetimizin ama. Yani. Witcher 3 Game of the Year Edition vardı. Ek paketleriyle evet, falan filan. Blood and Bence acele etmeyin. Belli ki CD Projekt Red bu işin üzerinde düşecek. Yeni animasyonlar ekleyecek. Belki yeni yetenekler ekleyecek vesaire. İyileştirmelere gidecekler. Bu konuda o mahcubiyetlerini gidermek için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum ben. Her ne kadar benim birazcık kendilerine karşı güvenim kırılmış olsa da bence çıkacak olan ek paketlerde çıkacak. Bazı efsanevi karakterleri de göreceğimize inanıyorum. Night City ile alakalı ve Cyberpunk masaüstü RPG evreninden efsanevi karakterleri de göreceğimize inanıyorum. Bence bu tam böyle bir ek paketleri çıkıp bittiğinde ve CD Projekt Red bir sonraki projesini duyurduğunda bu gerçek anlamda çıkmış bir oyun olacak arkadaşlar. Olmuş yani, tabii. Çıkış tarihini o zaman olarak düşünebilirsiniz. Yani aynen. CD Projekt Red bir sonraki oyununu duyurduğunda bu oyun çıkmış olacak. Tabii. O zaman, bence o zamana saklayın. Çünkü bu bir hikaye, bir senaryo. Evet. Ve ana hikayede oyun oynarken glitchlerle karşılaşmak sizin hevesinizi birazcık kaçırabilir. Biraz evet, bekleyin derim ben. Şeyi de söyleyeyim, Witcher 3'ü ben mesela ek paketleri çıktıktan sonra başladım. Hemen başlamamıştım mesela, zamanım yoktu ben o dönem. De. Blood and Wine falan çıktığında başladım ve inanılmaz keyif aldım. O anlamda kesinlikle öyle. Özellikle Blood and Wine ek paketi mesela ana senaryodan belki daha güzeldi. Özellikle oradaki ambiyans falan da çok güzeldi. Ben ek paketlere daha başlayamadım of, bu arada. Blood and Wine muhteşemdi yani. Böyle Fransız kültürüne has böyle bir yapıya gidiyorsun, başka bir yere gidiyorsun. Ya az önce ben de derken ben de oyuna bu paketler tamamlandıktan sonra başladım ama bitirdim 170-180 saatte. Şeyler kaldı. Heart of
Stone'du yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi. Half öyle bir şey vardı. Aha. Blood and Wine'dı. Blood and Wine. Henüz oralara giremedim. Muhteşem. Ya yani Cyberpunk 2077 muhtemelen ek paketlerle de acayip bir hale gelecek yani. Evet, evet, kesinlikle ona. Yaşayan bir dünya var zaten. Bunu senaryolarla da hani süslediklerinde ve dediğin gibi yeni böyle şey karakterlerle, ikonik karakterlerle falan da hikayeler yaşamaya başladığımızda acayip bir deneyime dönüşecek. Vallahi deneyin diyeyim ben yani açıkçası. Kesinlikle ben de katılıyorum. Vallahi çok teşekkür ederim Talha. Yani çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdi muhtemelen böyle şey kaydı kapatıp bir alt tab yapıp heh nerede kalmıştık diye böyle. Aynen aynen bir şey söyleyeyim mi? Anlatırken heyecanlandım abi. Ulan gideyim de azıcık Night City'de gezeyim. Çünkü en son ana göreve gidiyordum. Çok heyecanlı bir noktadaydı. İnanılmaz. Beni salın da gideyim abi. Tabii tabii bırak bırak diye böyle bırak Night City'ye gidiyorum ben diyor. Evet. Valla çok teşekkür ederim konuk olduğunuz zaman ayırdığın için. Sağ olun. Night City'de görüşmek üzere diyelim o zaman. Peki. Çok iyi bak kendine görüşürüz.